Onları da koyabiliriz. Kime isterseniz sayın hanım. Günahlar isimli. Evet. Öyle mi? Sen nasıl istersen. Bazı yanlışlardan doğru çıkar. Hiçbir şey değil yani. Tamam. Şeyimi de yapalım. Hı-hı. Sayın başkanım size ben böyle vereyim. Pardon sayın başkanım onu ben. Atıyor efendim. Yeterli. Sayın Kaya buyurun. Harika. Afiyet olsun abi. Açılış odasına davet ediyorum. Giriş kısımda. Buyurun Ayşekin. Devam edin. Emeğin var kamu sayın kameramanım. Açılış programımızı gerçekleştireceğiz. Buyur abi. Takım içerisinde ve önünde bulunan tüm müşterilerinizi. Bana vermezsen çekmem. Allah'ını sevim senin. Ablaların kraliçesi gelmiş. Hoş geldin hala. Tamam. Muhtarım nasıl tadı? Nasıl beğendin mi Allah aşkına? Güzel. Değil mi? Vallahi güzel. Güzel. Hem de orijinal keçisi. Evet, siz beğendiniz. Beyefendi siz beğendiniz mi? Nasıl tadı? Harika. Çok güzel. Sayın muhtarım nasıl? Orijinal kederim hamdolsun. Sağ burada ol. Bulmak değil mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Güzelmiş. Teşekkür ederiz. Evet abi nasıl? Dondurmanın tadı harika. Bir gününü olarak Maraş'ta tebrik ediyorum bu yüzden. Afiyet olsun. Evet sen ne dersin? Evet. Maraş'ta neresi yok dondurma? Tüm hemşehrilerimizi. Şöyle gösterelim. Açılır. Yiyelim abi. Davet ediyorum. Buyurun. Abi bunlar bitiyor. Kahramanmaraş günleri Sultan Gazi'de başladı. Siz de Kahramanmaraş'tan geliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Tanıyalım önce. Öncelikle adım Kutalmış Tanış. Kahramanmaraş'taki herkese öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Bizlerin de yaşadığı bir depremdi. Allah düşman başına vermesin. Ondan sonra ürünlerimizi tanımak açısından, ürünlerimiz tamamen el işlemiz, fırınlanmış ceviz keresi ürünlerimiz olmak üzere. Üretimi kendimize ait ustalarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Mağazamız, dükkanımız Kahramanmaraş'ta. Atölyelerimiz yıkıldı bizim. Herkesten tabii ki Allah cana vermesin. Bir şekilde toparladık, tekrardan üretime geçtik. Allah tekrar nasip etmesin diyorum bu olaylarımız. Sultan Gazi'desiniz. Kaç gün daha burada olacak bu festival sürecinde? Pazar günü saat 11'e kadar buradayız yeniden. Salı günü başladık. Açılış bugün oldu. Çarşamba günü. Pazar günü saat 11'e kadar buradayız inşallah. Peki bu ürünler niçin? Genelde sadece çeyizlik mi? Oyma üzerine her şeyi yapıyoruz ancak konsept sandık üzerine olduğunda el oymasının başlangıcı oyma sandık olduğu için çeyiz sandıkları diye geçiyor. Ancak sandalyemiz, drasuerimiz, oyma mücevher kutularımız bütün gördüğünüz her şeyin oyma üzerine olanı bizlerde mevcut. Veyahut özel siparişlerine yaptırabiliyoruz. Fiyatlar nasıl? Yani şimdi her bütçeye uygun fiyatları var mı yoksa belli bir standardı mı var? Tabii ki de. Şimdi bizlerin fiyatları işlemesi göre değişir. Ustamın kaç gününü aldığına göre bizde fiyat değişir, işçiliğine göre. Ona göre, bütün bütçeye göre fiyatlarımız mevcuttur. Bir de internet siteniz varsa onu da söyleyin bize. Onu da yayınlayalım. Tabii ki de. Instagram üzerinden oyma altire sandik. Kahramanmaraş çeyiz sandıkları diye geçer. Oyma altire sandik üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler olsun. Türk'ün yüce tarihine bin bir yüzyıl zafer ekler. Hasbol. Oh,
geçirilmez. Üstün körüde gidilmez. Özellikle benim gibi radyo... Evet, hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sultan Gazi'desiniz. Evet. Neler söylemek istiyorsunuz? Valla neler söylemek isterim? Maraş'ı bizim işlerini tanıtmaya geldik. İnşallah tanıtırız, satarız, gideriz. Neler var burada? Her şey var. Maraş'a özgü her şey var. El işleri. İşe bakarsanız her şeyimiz var. Herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz tabii ki. Geldi ki gelsinler diye. İstanbul'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Tatlılar getirmişsiniz, pestiller getirmişsiniz. Neler var burada, sayar mısınız? Tabii, sizler için getirdik. Bunların hepsi kendi imalatımızdır. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Tereyağlı tatlılarımız var burada. Şöyle bu tarafta yöresel ürünlerimiz var. Pestil var. Ondan sonra fıstık ezmemiz var. Cevizli pestillerimiz var. Maraş biberimiz var, meşhur. Tarhanamız var. Sultan Gazi'deyiz. Tabii. Kaç gün daha buradasın? Pazara kadar inşallah buradayız. Herkesi de bekliyoruz. Aynı işler biliyor. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Abimiz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Allah razı olsun. Yine siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri var. Yine de Refah Partisi işe bak. Buradan da bir kez daha huzurlarınıza
Kahramanmaraşlı olmaktan gurur duyduğumu dile getiriyorum. Bugün çok kıymetli Erdem Karakoç ağabeyimizin burada bulunması, bizleri ziyaret etmesi bizleri de fazlasıyla mutlu ve mesul etmiştir. Tekrardan ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben programın akışından dolayı cümlelerimi çok fazla uzatmayacağım. Sadece fuarımızla ilgili kısa bir bilgi verip sözü değerli başkanlarımıza bırakacağım. Kıymetli hazırlığı, bilmenizi isterim ki buraya gelen esnafımız Kahramanmaraş'ımızın bizzati depremzede esnaflarıdır. Hepsi buraya gelirken sizler için en iyi ürünlerini, en taze ürünlerini, en doğal ürünlerini buraya getirdiler ki siz Sultan Gazi'lere mahcup olmayalım diye. Buradan sizlerden bu konuda bir küçük bir ricam olacak. Gelip gördünüz, hepsi çeşitliliğiyle, tazeliğiyle, doğallığıyla başka fuarlara benzemeyen bir alışveriş günleri düzenliyoruz. Buradan inşallah çıktığınızda hepiniz eşinize, dostunuza, komşularınıza, buradaki depremzede esnafların gönlüne dokunmaya, onlara bir tebessüm göstermeye hepinizi davet ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Köşe taşıdır. Maraş tarihleri inşa ettiren koca Sinanların ustabaşıdır. Afşin, Andırın, Çağlayan Celit, Ekinözü Elbistan, Göksun Nurhak Pazarcı Türkoğlu, 12 Şubat Dulkadiroğlu'ndan sizlere selam getirdim. Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın, Necip Fazıl'ın, Erdem Beyazıt'ın, Cahit Zariboğlu'nun, Abdurrahim Karakoç'un, Aşık Mahsuni Şerif'in memleketinden selam getirdim. Kahramanlar diyarından, yiğitlerin diyarından, ashabın, evliyanın, söz ustası şairlerin diyarından sizlere selam getirdim. Sayın Kaymakamım, kıymetli hazurum, değerli protokol üyeleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Yedi düvele karşı birçok cephede göğüs çarpışarak düşmanı cennet vatan Anadolu'dan temizleyip cumhuriyetle taşlandıran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Değerli hazırım, bilinsin ki Kudüs her bir Kahramanmaraşlı'nın kırmızı çizgisidir. Kudüs bizlere Selahaddin Eyyubi'nin emanetidir. Yedi güzel insandan biri olan Kudüs şairimiz Nuri Takdil merhumdan ne diyor? Bunu bir daha hatırlayalım. Tur Dağı'nı yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel anne ol, çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gel. Sultan Gazi ve İstanbullu hemşehrilerimize burada buluşuyorlar. Sultan Gazi Anadolu Kültür Çadırı'nda şehrimiz zevk imkanı sunan başta belediye başkanımız Abdurrahman Dursun ve ekibine en derin saygı ve şükranlarımı bir borç biliyorum. Fatih Sultan Mehmet Çiçek Beyefendi davet ediyorum. Cumhurbaşkanı
Aslında Muhammed Han aklıma geliyor size anons ettiğimde. Evet, değerli kaynakamım, değerli Erdem abi, değerli federasyon başkanları, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii federasyon başkanımız çok güzel şiirlerden bahsetti. Ama tabii bunların yazarlarının da söyleyenlerini de söylemek gerekiyor. Diyor ki Nihat Asyalı'nın şiirinde kalem kaşı, köşe başı, usta başı. Rabbim ona da rahmet etsin inşallah. Tabii birçok değerli Akdeniz'in incisi olan Maraş'tan çıktığını biliyoruz. Sanatı sözü olan şairlerin diyarı Maraş. Yazarların, mütefekkirlerin çıktığı Maraş. Kahramanlıkları kitaplara yazılan Maraş. Sütçü imamların, diğer kahramanların madalyalı şehri Maraş. Tabii ne diyor Necip Fazıl Üstad? Diyor ki ömrümde övülecek bir tek şeyim var, o da Maraş yoluna. Ben tüm Koç yiğitleri selamlıyorum. Biz de tabi Sultan Gazi'de değerli kaymakamım, değerli Erdem abi, Malkaçoğlu'nda Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezimizi açtık. Elhamdülillah tüm o değerlerimizi Anadolu'da yetiştirdiğimiz yazarlar, mütefekkirler, şairlerin tamamına yakınını Sultan Gazi'de yaptığımız Selçuklu Osmanlı mimarisine özgü yerlere, merkezlere koyuyoruz. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz inşallah. Değerli hemşerilerim, tabii Maraş'ın sadece sanatı veya sanatçısı, yazarı, çizeri değil, mayası da sanat. Anadolu'da son 1000 yılda kurulan 3. devlet cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti sadece cumhuriyetle değil, binlerce yıllara sari bir kültürün medeniyeti. Biz de 29 Ekim'de 1923'ten 2023'e kadar olan zaman sürecinde 100 yıllık bir cumhuriyete sahibiz. Bunu sadece takvim olarak görmeyeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyonla 2053-2071 yıllarını da kapsayacak şekilde Türkiye yüzyılıyla inşallah kaplanacağız 2. yüzyılımızda. Ben tekrardan Sultan Gazi'mize geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey'e de çok çok selamları var. Üzerinizde kalmasın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Evet, değerli Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Bey'e teşekkür ediyoruz. Gazi Kaymakamımız Sayın Mahmut Kaşıkçı'nın Türkiye'ye teşekkürlerini arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, lütfen buyurun efendim. Değerli Başkan Yardımcılarım, siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli muhtarlarımız, değerli kurum müdür arkadaşlarım, değerli büyük Erdem ağabey aramıza kendilerine hoş geldin diyorum. Bu güzel programa hepiniz hoş geldiniz. Tabii Maraş'ın ben de ayrı bir anası var. Çoluğumdan İstanbul'a, üniversiteye, Avrupa yakasına üniversiteyi kazanmamız dolayısıyla ilk defa adım atmıştım. İstanbul'da ilk hafta, ilk defa bir Maraşlı'yla tanıdım. Daha doğrusu bir abimiz göndermişti. Erdem abiyi orada tanıdık. Ben Erdem abi bizim dönemin ocak başkanıdır. Büyüğümüzdür, iyi dosttur, iyi kardeşin aslı insandır. Böyle kendilerine tekrar hoş geldin diyor. Teşekkür, geldiği için teşekkür ediyorum. Tabii Maraş'ı ne anlatsak az. Kahramanlık yönünü mü desek? O kurtuluş mücadelesindeki
milli mücadeledeki yerini mi desek, tarihteki yerini mi desek, her şey az. Önemli siyasi kişilikler, önemli şairler, yazarlar, sanatçının çıktığı yer. Sanayisinin, tarihinin, her şeyin olduğu bir yer Maraş. Tabii Maraş, biz hep haritadan görüyorduk ama devlet bizi o bölgeye tayin ettiği zaman Adıyaman'a Maraş'ı yakından yaşadı. Tabii bu dönem bir deprem yaşadı. Ben ebediyete intikal eden, depremde vefat eden tüm Maraşlara Yüce Mevla'nın rahmet diliyorum. Her biri Yüce Mevla ayrı ayrı razı olsun diyorum. Tabii zor bir süreçten geçti. Bu süreç daha devam ediyor. Ama devletimiz kısa sürede inşallah Maraş'taki o deprem bölgesindeki tüm eksiklikleri giderecek. İlk etapta evler, sonraki süreçte de iş yerleri ve diğer eksiklikleri de giderecek. İnşallah bunu da hep birlikte yeniden o Maraş'ın canlarını hep birlikte böleceğiz. Tabii Maraş'ın o tarihi dokusu, ürünleri anlatmakla bitmiyor. Maraş anlatmak değil, Maraş'ı görmek gerekiyor. Maraş'ı yaşamak gerekiyor ve tüm misafirlere Maraş'ı görmemişlerse, hani kalesinde bir çay içmelerini, bir dondurma yemelerini çok istiyorum. Çünkü ayrı bir tat, ayrı bir haz ve ben tekrar bu ortamı hazırlayan değerli belediye başkanına, ekiplerine, devlet başkanlarımıza böyle organizasyonları üstleniyorlar. İnsanları bir araya getiriyorlar, esnaflarımızı bir araya getiriyorlar. Esnaflarımızla yöresel ürünleri insanlarımızdan oluşturuyorlar. Ben devletlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hatırınızdan dolayı sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Milletvekili dediğiniz Profesör Doktor Demir Şahin, Ömer Oruç Bilal Dergici ve İrfan Karatutlu'nun da tebrik mesajları var. Değerli vekillerimize de teşekkür ediyoruz ve merasimize. Bundan sonraki birkaç günde de burada etkinlik devam edecek. Önümüzdeki günlerde Bekir Bey size buyurun. Özel Kalem Müdürüm, belediyemize sizin de emeğiniz çok. Allah razı olsun, belediyemizin büyük katkıları var. Selma Başkanım tekrar hoş geldiniz. Yeni görevimize tebrik ediyoruz. Bir Sultan Gazili, Selma Akınpatır, AK Parti İlk Kadın Kolları Başkan Yardımcısı oldu. Görevinde başarılar diliyoruz Sayın Selma Akınpatır'a da. İlçemize, ülkemize, Maraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Yüce Allah devletimize zeval vermesin. Allah birlik beraberliğimizi daim kılsın. Mazlum coğrafyaların sesi olalım hep beraber. İnşallah Sayın Kaymakamımıza, Erdem abimize çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkan Yardımcılarımıza, AK Parti İlçe Başkanımız Süleyman Yiğit bizlerle beraber çok teşekkür ediyoruz bu karede. Şimdi süt ikramına geçiş yapacağız Sayın. Döndüreyim Sayın Başkan. Sonra dibine düşmesin bak. Yok, dibine düşmez. Sıcak sıcak. Evet. Bunu da başkanımıza verin. Maşallah. İyi doldurdun. Sadece başkanımıza. Sivas da sordu. Tabii öyle mi? Sivas da sordu başkanımıza. Tamam abi gel. Süt arz eden yok mu? İsteyen yok mu orada? İsteyen yok mu? Şurayı açsak bile. Şurayı açın bir süt verelim ya. Başkanım sen gel. Defelere gideceğim. Hayır basma mı verin? Verden verin. Harcını ver. Halil Bey buyurun. Evet. Tamam.
Erdem abi dolduruyor, vereceğiz. Alalım. Buyur Erdem abi. Misafirlerimiz geldi. Dağıtıma başlayalım. Biraz o kamerayı alabilir misiniz? Buradan bir sıra alıp gelsin. Evet evet. Buradan sıra. Burayı da açalım. Abi alıp gelsin. Abi alıp gelsin. Arkadaşı uzatabiliriz. Onu götürüp koymazsın. Buraya doğru uzatalım. Halk geliyor. Çocuklar arıyor. Bırak başkanım. Al al. Dur başkanım. Onu şu tası da alalım. Neyse adam. Abi kameraların önüne geçme gördüğün şeyi. Dön bakayım buna. Dökmeyin abi, yanmayın, dikkat edin. Abi arkamdan gelmeyin. Son bir tane arkamdan geldi. Bu tarafta. Çek kaçıp. Evet, kim çekiyor? Alanlar gelsin böyle. Ben hemen diyeyim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne dağıtıyorsunuz? Maraş'a özgü keyle paça dağıtıyoruz. Bu bir çorba. Kahramanmaraş'ta kaybetmiş olduğumuz vatandaşların ruhlarına dua toplamak için, onları bir kez daha hatırlamak için böyle güzel bir şey yapmak istedik. Yöresel bir ürünümüzle yapmak istedik. Maraş paça bize özgü, tamamen şifa kaynağı olan ilik suyu olarak da geçiyor. Bizde baharatlısı da var, baharatsızı da var ama tamamen kemik suyu olarak da, ilik suyu olarak da geçiyor. Çok güzel. Biz bunları konsantre yaptık. Kendi ev yapımı bunlar. Tamamen dışarıda satılanlardan farklı. Burada dağıtmak istedik. İnşallah yapmış olduğumuz bu güzel davranışla güzel dualar toplarız burada. İnşallah. Peki bu yemeğe hazır mı? Evet evet tabii. Sadece ısıtmanız yeterli. Yani açıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Ondan sonra tüketiyorsunuz. Ondan sonra şifa alıyor. Bu da Kahramanmaraşlıların yüce gönüllüdür. Evet. Değil mi? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Kahramanmaraş'ımızı çok seviyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımızı buradan hatırlamış oluyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Amin. Hiç kimseye yaşatmasın. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Neler var? Neler getirdiniz? Neler var? Zeytinlerimiz var. Tereyağlarımız var. Maraş'ın olmazsa olmaz. Çörekli, böyle kurabiyeli, tereyağlı, tatlısı ve tuzlusu var. Bütün Maraşları, bütün hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. Neredeyiz? Şu anda Sultan Gazi'deyiz. Bütün Sultan Gazi'dekileri hepsini bekliyoruz. Daha doğrusu İstanbul'u hep bekliyoruz buraya. Büyük bir deprem yaşandı biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta. Bunun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Esnaf da toparlanmaya çalışıyor. Sizler de buradasınız, geldiniz. Bu ürünler orada mı yapılıyor? Aynen. Bizim zaten kendi orijinal malımız. Kendi üretimimiz, orijinal malımız. Bu depremin üzerinden burada bir yaramızı sarmaya bütün esnaf arkadaşlarımıza hayırlı ve bol kazançlar diyorum. Saygılar. Thank you.
Ben Yasin Kul. Sultanım, sultanım.